Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Yeni projemiz var. Çalışmalarımızda yeni projemiz var. Hemen projemizi de kısaca söyleyeyim. Çocuklarımızı hem hafız hem de eğitim kurumları sayesinde de diplomasını almasını sağlayacak bir proje hazırladık. Yani çift diplomalı evlatlar yetiştirme projesi. Hem hafızlığını bitirmiş olacak, ilk dördü bitirdiğinde, ilk dördü bitirdiğinde aynı zamanda diplomasını da almış olacak. Bu şekilde hem okulunu, eğitimini devam ettirmiş olacak dünyevi, hem de hafızlığını ve hocaları yetiştirmiş olacak. İnşallah. Bununla alakalı Beylikdüzü tarafında, Gürpınar tarafında bir yer tuttu arkadaşlarımız. Oranın incelemesine gittik. Ama inşallah şu eğitim projesini de hayata geçirerek Allah'ın bizlere başarılar nasip etsin. İnşallah güzel hizmet etmemiz nasip etsin. Hocam bunun sebebini söyler misiniz? Onu bir merak edersiniz diye söylüyorum. Onun sebebini söylüyorum. Biz biliyorsunuz medrese çalışması yapıyoruz. İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde birçok medrese ile çalışıyoruz elhamdülillah. Arkadaşlarımızla beraber üçer çalışmalar içinde devam ediyoruz. Ancak son zamanlarda şöyle bir sıkıntımız meydana geldi. Çocuğu 4 yaş, 4 ay, 4 günlükten alıyoruz. Tekrar ediyorum. 4 yaş, 4 ay, 4 günlükten alıyoruz. Almış olduğumuz çocuğu 3 ay veya 4 ay zarfında Kur'an-ı Kerim'e geçiriyoruz. Bazı çocuklar tabii gidip gelmelerinde eksiklik olunca biraz daha sürebilir. Buna itiraz edilmez. Son çocuk Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Kur'an-ı Kerim'e geçtikten sonra Kur'an-ı Kerim'i hızlandırma çalışması yapıyor. Hızlandırma çalışması yaparken tabii yaşı oluyor 6. Sonra diyorlar ki bize biz bu çocuğu alıyoruz. Biz aslında tam çocuğu hafızlığa başlatacağız. Tam çocuğu neye başlatacağız? Hafızlığa başlatacağız. Biz bunu götürüyoruz diyorlar. E nereye götürüyorsun? E biz bunu diyorlar okula götürüyoruz. Yapma. Yapmadan olmaz önce gidiyoruz. Otomatik kayıt sistemiyle beraber zaten çocuğun yeri belli, adres belli, öğretmen belli, müdür belli. Bizim elimizde gene talebe yok. Geçen sene bu şekilde hafızlığa başlatacağımız talebe sayısını söylüyorum. 3000. Geçen sene. Bir önceki sene 2500 talebimizi kaybettik bu şekilde. Bu seneyi bilmiyoruz daha. Haziran'ın 13'ünde belli olur. Bir bakmıştık ki bu senede belki de en az takip ediyorum şu andaki şeyi söylüyorum. En az diyorum 3500'ü görüyoruz şu anda. Nereye gidecek bu çocuk? Kur'an-ı Kerim öğrenmiş. Hafızlık yapma durumunda tam hafızlık yaptıralım bunu. Ama bunun kaydı yaptırılır. Biraz da baskı görünce veliler diyorlar ki kardeşim hoca baskı yapıyorlar bize kusura bakma biz çocuğu almak zorundayız. Biz de bir şey diyemiyoruz karşında çünkü devlet açık böyle söylüyor. Bak çok ne kadar açık anlattım. İlk defa anlatıyorum ben bunu. İlk defa böyle açıklıkla anlatıyorum yani. O yüzden düşündük ki bu içimizi yaktı. Senelerce içimizi yaktı. Dedik ki ne yapalım? Eğitim kurumlarımızı kendimiz açalım. Çocuk hiç olmazsa bu seviyeye geldiğinde bizim yanımızda devam etsin. Hem eğitim kurumunda ilkokul derslerini görmüş olsun hem de hafızına devam etsin. 2 sene hafız olmasın da 4 sene de hafız olsun. 4 sene sonra da hem ilkokul 4'ü bitirmiş olsun hem de hafızlık diploması alsın. İnşallah. Bu niyetlerle bu eğitim kurumları açıyoruz inşallah. Allah'ın bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Hizmetimizi artırsın inşallah. Niyetimizi gayet açık bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Hocam merak ederseniz isimleri ne olacak onu söylüyorum. Bugün yolda onun kararını verdik. İsimleriyle alakalı söylüyorum arkadaşlar. Bakın şu anda bakmış olduğumuz yer burası. Ya tutmuş olduğumuz yer. Tek tek incelediğimiz yer gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ olsunlar gösteriyorlar.
tek tek incelik yerlerini. İsmine de inşallah efendi özel eğitim kurumları inşallah. İsimleri inşallah. Bunu da öğrenmiş olursunuz. Fermehaber.com